Kutsal topraklara yolculuk başladı. Bu yıl Hac kurasına 2.213.835 aday katıldı. Kurada isimleri çıkan 80 bin kişi peyderpey gitmeye başladı. 700 hacı adayını yeni havalimanından çoluk çocuk, gelin, torun, konu komşu, bir de TGRT Haber'den Özayirat uğurladı. Hacı adaylarının arasında tam 12 yıldır bu anı bekleyenler de vardı. İşte duygusal anların yaşandığı uğurlama töreni. Canım Kabe'm varsa... Anne görüşürüz. Sana. Hadi Allah'a emanet. Çoluk çocuk, torun. Şimdi hacı uğurluyoruz. Hac çıktı. Dün gece hiç uyuyamadı. Öyle mi Remziye Hanım? Öyle. Yani eller de kenetlenmiş. Bari torununuzu da götürseydiniz. Keşke o yollara gitseydi. Konu, komşu, herkes oradaydı. Bizi bir çekin. Ha, çekin işte. Gelinlerim, bu kızım, o oğlum, o komşularım, o kardeşim. Bağcılar'dan geldim, altıdan. Nereden? Bağcılar'dan. Uğurlamaya mı? Bu yolculuk yıllardır bekleniyordu. Örneğin hacı adayı Salim Yıldız. 11 yıldır bekleyenlerden. Uğurlamaya gelenler arasında kimler var? Kızlarım var, oğlum var, eşim var, torunlarım, torbalarım hepsi var. Bütün komşularım var. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Eşiniz geliyor mu? Geliyor burada. Hayır, hacı geliyor. Yok, tek geliyorum ben. Eşiniz çok heyecanlı. Çok bekliyordu ya. Yerinde duramıyor. Aa, nereye gitti? O heyecandan duramıyor artık. Tabii ki gidenler çok fazla. Bir sağ bir sol her tarafa döndüğümüzde birine denk geliyor. Siz de gidiyorsunuz. Gel. Beraber çıkalım, eşim benim ve. Kaç yıl beklediniz? 11 yıl bekledim, 11 yıl. 12. yıla bastı. 11 yılın mutluluğunu bugün evet, burada görüyoruz. Evet. Herkes... Ben nasıl görüyorum bugün burada 11 yılın mutluluğunu anlatamam size. Anlatamıyorlar, bana da fırsat kalmıyor. Demek ki Rabbim bizi bu tarihte uygun gördü, bu tarihte davet etti. Biz de davete icabet ettik. 10 yıldır bekliyorduk, 11. yılımızda gidiyoruz Allah'ın İlk nasıl. Haber geldiğinde ne hissettiniz? Son sesimle bağırarak çığlık attım. Allah'ım beni de davet ettin dedim. O çığlığı duydunuz mu? Sen ne diyorsun? Muhteşem bir duygu, muhteşem. Olmaz böyle bir şey. Hacca gitmek isteyenler kurayla belirleniyor. Şimdi 80 bin hacı adayı gönderiyoruz bu sene. Bunun 30.200'ü seyahat acentalarına bağlı yetkili acentalar tarafından organize ediliyor. Geriye kalan kısmı da Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından organize ediliyor. Hacı adaylarına kutsal topraklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAP tarafından görevlendirilen kişiler hizmet veriyor. TÜRSAP Başkanı'nın bir uyarısı var. Hac ve umre için yetkili acentaların dışında hiç kimseden bu hizmeti almak için bir anlaşma yapmamalarını, bir para ödememelerini önemle rica ediyorum. Dualar okunurken gözlerde yaşardı. Senin davetine icabetle. Çok heyecanlıyım. Buralara gitmek bir şey yani, şeref yani. Siz de gidersiniz kızım. İnşallah. Ben gittim. Bu yolculuğa çıkanların neler hissettiğini belki de en iyi anlayanlardan aynen, evet, biriyim. Aynen öyle, evet. Ama bu maneviyat o topraklarda, kutsal topraklarda daha da yükselecek, daha da artacak. Evet, inşallah. İnşallah Rabbim nasip eder. Pasaport kontrolü ve sonrasında kutsal topraklara uçuş. Canım Kabe'm var.